Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türk dış politikasının zaferi, tahıl sevkiyatı. Değerli izleyenler, Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet ilk tahıl sevkiyatı ile birlikte Türk diplomasisinin büyük bir zafer elde ettiğini ifade ederek, denge politikasının ne kadar değerli olduğunu göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor dedi. Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet, Haber 7 için yazdı. İbrahim Kalın'ın açıklamaları ilk tahıl sevkiyatı ve Türk diplomasinin zaferi başlıklı yazısında son dönemdeki Türk dış politikasının geldiği noktayı değerlendirdi. Acet yazısında, pazar sabahı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la Kanal 7'de yaptığımız Başkent Kulisi yayınından çıkar çıkmaz, Kalın'ın tahıl sevkiyatı ile ilgili bizim yayında söylediklerinin uluslararası medyada hızlıca dolaşıma girdiğinin haberini aldık. Kalın, yayına gelmeden önce Ukraynalı yetkililerle konuşup onlardan aldığı bilgiyi bizim üzerimizden izleyicilerimizle paylaşmış, tam olarak şunları söylemişti. Ufak tefek bir iki pürüz var, Ruslarla yürütülen hala bir iki konu var. Eğer her şey toparlanırsa, ilk geminin sabah çıkma ihtimali yüksek görünüyor, henüz yola çıkmış değil, eli kulağında. Yarın öbür gün en geç bu gemilerin artık çıkmaya başladığını göreceğiz. Yayın bittikten sonra genel yayın yönetmenimiz Zahit Akman'ın odasına kahve içmeye çıktığımızda ilk tahıl sevkiyatı ile ilgili bu ifadelerin uluslararası basında kesin geliyor havasında haber yapıldığı bilgisi geldi. Ancak yukarıda aktardığımız ifadelerin kesin geliyor biçiminde değil de lafzına uygun şekilde yani gelmesi bekleniyor biçiminde anlaşılması önem taşıyordu. Niçin? Kalın'ın bizim yanımızda ihtiyat payı bırakarak hatırlattığı gibi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bütün acımasızlığıyla devam ediyor. İstanbul'da yapılan anlaşmanın daha mürekkebi kurumadan Odessa'daki tahıl ambarının bombalandığını biliyoruz. Yine Kalın'ın bu tür süreçleri sabote etme tehlikesi barındırdığına işaret ettiği bir başka yeni haber, Rusların 50 kadar Ukraynalı esiri öldürmesi. Böyle bir ortamda tahıl sevkiyatı gibi insancıl gelişmelerin bir tehlike arz etmeden pürüzsüz şekilde ilerlemesinin bir garantisi bulunmuyor. Neyse ki bu defa süreci yakından izleyenlerin nefeslerini tutarak beklediği haber tam da Kalın'ın işaret ettiği zaman dilimin içinde duyuruldu. Ve herkes derin bir nefes aldı. Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin 8.30'da Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini bildirdi. Öğleden sonra ise Kalın sosyal medya hesabından daha kesin ifadeler kullanarak Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladığı duyurusunda bulundu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.